Sadece... Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi 6. dönem olağan genel kurulu gergin anlara sahne oldu. Salonda yeterli çoğunlukta kadın olmasına rağmen bir grubun protestosu nedeniyle listeye imza atılamamasından dolayı seçim ertelendi. Yalova Kadın Konseyi'nin mevcut başkanı Nurten Anıl Kalyoncu, bazı kadınların erzak vaadiyle rakibine oy verilmesi için salona davet edildiğini söyledi. Kadınlar, kent konseyi, kadının biri geldi üye olmaya diyor ki, burada bir seçim varmış, ben oy kullanmak için gönderildim, üye olacağım. Mustafa Kandemir de şahit, o gün oradaydı. Ben üye olacağım, oy kullanacağım diyor. Kadına dedim ki, kent konseyi nedir biliyor musun? Bilmiyor. Kadın meclisi biliyor musun? Bilmiyor. Tamam. Bilmiyor ama oy kullanmak için demiş. Bakın biz köylere gidiyoruz. Okuma yazma bilmeyen. Hiç mi okula gitmeyen kadın, ne güzel kadınlar var. Fikirleri dolu dolu. Keşke onlar olsa. Ama burada yapılmak istenen çok farklı bir şey. Benim aday olmak gibi bir niyetiyle konuşmuyorum bu konuşmaları. Ben burada yüzlerce, onlarca kadın adına konuşuyorum. Lütfen bir erkeğin peşine takılıp erkeğin sizi yönlendirmesiyle aday olmaya kalkmayın. Bir erkeğin yönlendirmesi için. Onların da okuma yazma bilmeyenin de fakirin fukara aynı zamanda hakkı var. Aynı zamanda genç genç bunları. Sen 15 sene nasıl durdun? Senin gibi sadece 15 lütfen monolog yapmayın, lütfen konuşmayı yeni öğretmeyin arkadaşlar. Konuşmayacağız, bunu tamamlasın, lütfen. Yalova'nın kadınları 115 kişilik listede oluşmuyor. Hodri meydanı, aç bütün şehir, tekrar seçime girelim. Açın üyelikleri. Kendi katılmadık, milletvekili adayı da değiliz. Sen 15 sene yaptın, seni tebrik ediyorum ve Mukadder Hanım'ı yaptığını tebrik ediyorum. Ben de yapabilirsem, daha fazla kişilere ulaşmak için bütün STK'daki kadınları toplayıp da hepimiz bir tekten grubu yapalım diye ben bu yola girdim. Ben bu yola girdim. Böyle olacağını bilseydim, yemin ederim girmez. Bu niçin girdim ya?